Allah hepsinden razı olsun. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları başta olmak üzere hepsi geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldırdığı Türkiye Cumhuriyeti tabelalarını hepsi yerine asıyor şu anda. Onu da görelim mi? Şimdi kim PKK'lıymış? Görelim mi kim o tabela meselesini? Kim vatanı sevmiyormuş abi? Cemal Engeyurt o konuda... Kim bu ülkede devletine, milletine, bayrağına, ismine sahip çıkmış? Bak hep birlikte görüyoruz ya. Allah hepsinden razı olsun onlara. Aslında yani kabul edemedikleri bir gerçek var. 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti konumuna düştüler ve bunu kabullenmek istemiyorlar. Hala onun groki olmuş boksör gibi şaşkınlığı içindeler. Bakın eski tabela yeni tabela. Ben bu çelişkili davranışları ona bağlıyorum. İzleyicilerimize de göstereyim. Mesela Kırıkkale örneği. Görede de var. Bugün Görede de giriyor. Birçok yerde var. Bu bir tane örnek olsun diye. Keçiören'de var. Keçiören'deki törenleydi. Törenle indirdiler. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Yani birileri hani demişti ya, andımızı her sabah senin sarayın önünde okuyacağım, TC tabelalarını yeniden asacağım, ne mutlu Türk'üm yazılarını yeniden yazacağım demişti. Ve hep Cumhuriyet Halk Partileri hakaret etmiş, onları aşağılamış, PKK'lı demiştik ya. Bugün o Cumhuriyet Halk Partileri geldi, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıktı, bayrağına sahip çıktı, Türkiye Cumhuriyeti yazısına sahip çıktı. İşte hazmedemedikleri şey bu. Doğru diyor Uğur abi. 22 yıl, demin de söyledim siz yokken, 22 yıl boyunca Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketiyle bu ülkeyi yönetip artık ülke bizim, buyruk veriyoruz ve kullarımızı biz bakıyoruz anlayışına sahip olup devletin kendi tapulu malı olduğunu. Ya Recep Tayyip Erdoğan hatırlayın ne demişti, unuttuk ya, biz hafızamız hakikaten zayıf. İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsımın ülkesi demişti ya. Değil mi bir Avrupa konuşmasında? İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsımın ülkesi. Türkiye değil, şahsımın ülkesi demişti. Sarayda Recep Tayyip Erdoğan'ı Emine Hanım ararken şehzademiz, paşamız, padişahımız nerede diye arıyormuş. Hünkârımızı gören var mı diyormuş. Biri diyormuş ki sultanımız şu tarafa gitti. Öbürü diyormuş ki hünkârımız yazı yazmaya şuraya geçti. Yani kendisini hünkâr gören, kendisini sultan gören birisi... Milletin şu an isyanının karşısında panik halinde. Onun için birbirlerine düştüler aslında. Yani Mehmet Uçum'un paniği de o. Ya düşünsenize, geçen akşam söyledik. Bir troll Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere güya ödül veriyor. Ve diyor ki bunlar akılsız diyor. Gerizekalı ödülü veriyorum bunlara diyor. Bunlara salak ödülü veriyorum diyor ya. Veya kendisine... Bu memlekette gazeteci, medyacı, televizyonda program yapanlar Ekrem İmamoğlu kim ya? Hatırlayamadım. Hatırlattı mı Ekrem sağ kendini? Gördün değil mi? Ne diyordu birisi? Hazırlayın. Taksimetrelere ne diyordu? Kurun taksimetreleri kurun. Geliyor Murat Kurum. Geldi mi Eyüp? Geldi mi Eyüp? Nasıl gireceğim bakacağım şimdi sen o büyük şehre? Seni o büyük şehre Ekrem alırsa yazıklar olsun o Ekrem'e. Bir dakika, en çabuk değiştirmiş. O değiştirdi beyanını. Dedi ki biz hiçbir zaman karşı gelmedik çok taksi alımına falan dedi. Abi nasıl becerdin la bu kadar hızlı dönmeyi? Eyüp bunu da duymamıştım yani. Yani o bünyeyle, o vücutla yani şimdi yani olmadı Eyüp yani bu kadar hızlı da dönülmez. Bu arada haberin var mı bilmiyorum. Kolay değil diyorsunuz. Orhan Gencebay batsın bu dünya 2024'ü hazırlıyormuş. Abi ben ona çok, bak geçen akşam sen yoktun söyledim. Ben Orhan abime en çok şey için üzüldüm. Recep Tayyip Erdoğan balkonda konuşma yaparken yanında Emine Hanım vardı. Ben o gün çok üzüldüm. Orhan abinin oraya çıkması lazımdı. Bir teselli veri söylemesi lazımdı. Ama Orhan abi o da sattı o gün Erdoğan'ı. Bir teselli ver diyemedi. Dolayısıyla şimdi bunları gördükçe çılgınlıkları devam ediyor. Nereden ne koparabiliriz? Kime nasıl saldırabiliriz? Ya jeliboncu bir deli var. Ya jeliboncu deli. Mansur gitti diyordu. Ekrem bitti diyordu. Tükendiniz diyordu. Ya adam şimdi utanmadan diyor ki ya ne olur diyor ya İlgenel Meclisi sonuçlarına bakın siz diyor ya. Biz İlgenel Meclisi'ne birinciyiz diyor ya. İlgenel Meclisi nasıl becermişse İlgenel Meclisi 30 tane vilayette İlgenel Meclisi yok bu arada. Yani büyük şehirlerde İlgenel Meclisi diye bir şey yok. Kendini birinci yapmış yine ya. Abi adamlar yani müthiş. Ya bir tane Murat Özer diye kendine yine televizyoncu, yorumcu diyen birisi.
O gün televizyonda yeniden Refah Partisi gösteriliyor tabloda.